Şimdi özellikle son aylarda yoğun bir şekilde bir dezinformasyon yapıldığını Türk-Amerikan ilişkilerine ilgilenen konularda maalesef görüyoruz. Bunu takip ediyoruz. Tabii kritik konular var. Bizim dış politika gündemimizde önemli konular var. Ve bu konular Amerika'nın dış politika gündemiyle önemli ölçüde örtüşüyor. Ama bütün konularda da %100 uyum sağlayacağız, %100 paralel hareket edeceğiz diye bir şey de yok. Türkiye'nin hani kendi çizgisi, kendi coğrafyası, kendi bakış açısı var pek çok konuya. Öncelikle Türkiye kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri ile müttefik. Dost bir ülke dediğim için pek çok konuda ortaklığımız vardır, ortak anlayışımız vardır. Ama bu demek değildir ki hani %100 her konuda beraber aynı hareket edeceğiz. Böyle bir şey de yok, beklenmemeli. Ben dün akşamki ATC konuşmamda da söyledim ya, hangi ilişki olursa olsun eğer herhangi bir ilişkide eğer bir ihtilaf yoksa o sağlıklı olmayan bir şeyler olduğunu gösterir. Yani ihtilaf yoksa demek ki bir tarafın diğer tarafa bir baskısı, sindirmesi söz konusu. Yani ihtilaf her sağlıklı ilişkinin tabiatına vardır. Ama önemli olan bu ihtilaf alanlarını ortaya koyup neyse konular açıkça dostça konuşabilmektir, çözüm üretebilmektir. Dolayısıyla bizim özellikle enformasyon konusunda çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Türkiye'yi doğru anlatma konusunda çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sizler aslında burada çok önemli vazife düşüyor. Yani buradaki Amerikalı meslektaşlarınızla sık irtibat kurmanız, onlara Türkiye'nin gerçeklerini anlatmanız, Türkiye'nin uyguladığı politikaların nasıl pek çok bölgede Amerika'nın çıkarları için aslında doğru politikalar olduğunu hep beraber anlatmamız önem taşıyor. Yani bugün Türkiye'nin Irak'a katkısı, Afganistan'a katkısı çok çok önemlidir. Yani bizim dış politika çizgimizde istikrar, barış adına yaptığımız pek çok şey aynı zamanda Amerika'nın dış politika ve dış çıkarlarına da çok aykırı olmayan şeylerdir. Dolayısıyla bu aralar var maalesef Türkiye karşıtı, Türkiye'yi olduğundan farklı göstermeye çalışan, Türkiye'nin uyguladığı politikaları aslında daha farklı amaçlara hizmet ediyormuş gibi göstermeye çalışan kasıtlı bir çaba maalesef görüyoruz. Böyle bir dezinformasyon süreci var. Mavi Marmara'yla alakalı. Yani Mavi Marmara olsun, işte İran oylaması olsun, şu olsun, bu olsun. Bütün bunların sonucunda maalesef böyle bir kasıt var. Yani ben o konuda çok masum olduğunu düşünmüyorum bu çalışmaların. Bizim de üzerimize düşen kendimizi bol bol ve doğru bir şekilde anlatmak, Türkiye'nin doğru bir şekilde algılanmasını sağlamak. Bu da tabii kendinden olmayacak. Çok çalışacağız, çok uğraşacağız. Yani ben iletişim bakan, bu işin önemli parçası. İzin ver, başkasına çuvaldızı kendimize batırmak zorundayız bu konuda. İşte biz de bugün bu yapmış olduğumuz çalışmayla ümit ediyorum ki inşallah çok kısa bir süre içinde ticaretimizi karşılıklı bir şekilde artırma imkanına sahip olacağız. Önemli bir platformda tartışmaya başladık. Önemli bir platformda pek geride bırakmış durumdayız. Yani Amerika, evet, dünya ekonomisinde birinci, İran... Bir açıklama vardı. İran'da çalışan Türk Bank gelişiyoruz. Bu konuda da elimizde Kaliforniya eyaletinin yapmış olduğu ithalat, hangi ürünleri ithal etti, bununla ilgili büyük antrepolar yaparak Türk ihraç ürünlerini biz de o ülke masalarında şöyle bir çalışma gerçekleştirdik, bir matris yaptık. Hangi eyalette hangi sektörlerin potansiyel olduğu, bu görmüş olduğunuz yeşil çizgili alanlardır. Yani her sektörün, her eyaletin birbirinden